Merhaba, ben lisanslı göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney. Bundan böyle her hafta Avustralya'da eğitim ve göç bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Avustralya'da gerek öğrencilik, gerekse çalışma ve göçmenlik vizeleriyle olan bu alanda yapılan değişiklikleri, bu değişikliklerin başvuranlar üzerinde etkilerini sizlerle paylaşacağım. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz, IEA, International Education Agency Australia veya Avustralya Eğitim ve Göç Ajansı ee, hem Türkiye'den hem Avustralya'daki numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. 0477-524-039 Avustralya'dan aramak isteyenler için 0546-946-3811 Türkiye'den aramak isteyenler için bize WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz her iki numaradan. Sydney.education.com adresine yazabilirsiniz veya www.ausstraliagöçajansı.com veya www.mystudyinaustralia.com adresini de ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü ilk birlikteliğimizde 2020-2021 bütçesine değinmek istiyorum. Bu bütçe ulusal güvenlik Sosyal uyum ve ekonomik canlanmaya odaklanmış bir bütçe. Avustralya'nın 2000 ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli bütçesi olarak adlandırılıyor ve diğer tüm alanlarda olduğu gibi göçmen alımıyla ilgili yapılan planlamada da ekonomik canlanma ve sosyal uyumun öne çıktığı belirtiliyor. Bakalım nasıl öne çıkmış? 2020-2021 bütçesi bir önceki mali yıla göre eş vizelerine büyük ağırlık veriyor. Yine 2020-2021 bütçesinde öne çıkan diğer vize kategorileri yani kontenjanın artırıldığı kategoriler Global Talent vizesi yani üstün yetenek vizesi. Bu vize aslında daha çok özellikle yüksek teknoloji alanında planları olan, girişimcilik yanları olan ve bu konuda projelerini canlandırmak isteyenler için önemli bir vize bu. İş ve yatırımcı vizeleri ve işveren destekli göçmenlik vizelerinin 2020-2021 bütçesinde öne çıkan vizeler olduğunu görüyoruz. Bunların içinde de en fazla önem verilen ya da kontenjanın artırıldığı alanlardan biri eş vizeleri. Bir önceki mali yıla göre %80'in üzerinde artış var. 47.732 iken 2019-2020 e, mali yılında bu rakam 72.300'e çıkartılmış. Aslında bunun içinde çoğunun halen Avustralya'da olup Avustralya'dan bize başvurusunu yapmış olanların yer alacağı belirtiliyor. Kontenjanda artış gözlenirken iki önemli alan daha ortaya çıkıyor eş vizeleriyle ilgili. Biri çok tepkiye yol açan eşlerin İngilizce bilme zorunluluğu. Hem Avustralya'dan başvuran eşin sponsorun yani hem onun Avustralya'ya getireceği eşin İngilizce bilmesi gerektiği belirtildi. Bu uygulamanın da tabii bu bütçenin parlamentoda onaylanmasından sonra ancak bunlar e, uygulanabilecek. Şu aşamada tasarı diyebilirsiniz buna. 2021'in ortaları ya da sonlarına doğru e, bunun uygulamaya gireceği belirtildi. Bu çok büyük bir tepkiye de yol açtı. E, bu tepkiler e, yani eğer sadece İngilizce bilenler mi bu durumda eş e, vizesine başvurabilecekler, evlenebilecekler? E, sadece ya da gelen eşin de mi İngilizce bilmesi zorunlu? İngilizce bilmiyorsa ne olacak? Yani 1970'lerde bırakılan ırkçı beyaz Avustralya politikasına bu bir geri dönüşün işareti mi? Tepkiler artınca da hemen ertesi gün Göç İşleri Bakan Vekili Alan Touch bir açıklama yaptı. Tepkiler belli ölçüde rahatlamış oldu aslında tepki verenler yeni sorularda ortaya çıkmakla birlikte Alan Touch e, Tadj dedi ki e, aslında İngilizce bilme, eğer İngilizce bilirseniz topluma karışabileceksiniz, e, ekonomik canlanmaya katkıda bulunabileceksiniz ama İngilizce düzeyi e, eş vizelerinin birinci aşamasında değil oturuma geçilen ikinci aşamasında zorunluluk haline gelecek. E peki İngilizce bilmeyenler ne olacak o durumda? O durumda İngilizce bilmeyenler İngilizce kurslarına yönlendirilecekleri. Bu tepkileri belli ölçüde azalttı aslında ama tabii ek sorular da var. Avustralya'ya yeni gelen göçmenler iki yıl sosyal güvenlik ödemelerinden faydalanamıyorlar. E bu durumda eve katkıda bulunabilmek için çalışmanız gerekecek. E hatta çok çalışmanız gerekebilecek. Bu kadar çok çalışırken de ek İngilizce kurslarına gitmek epeyce zor olabilir. E, bu bir yana. ikincisi de elbette ana dilde gelen işin ya da buradakinin. Buradaki de İngilizce bilmeyebilir. Çalışıp ekonomiye katkıda bulunabilir ama hala İngilizceyi istenen düzeyde bilmiyor olabilir. E, bu durumda kiler için e, çözüm ne olacak? E, eğer herhangi bir aşamasında ikinci aşamasında bile acaba vize reddi söz konusu olabilecek mi? E, bir kişinin ne kadar özellikle kendi ana dillerinde de okuma yazmayı bilmiyorlarsa, İngilizce kurslarına giderek İngilizce okuma yazmayı öğrenmek hangi ölçüde kolay olacak? Gerçi Göçişleri Bakan Vekili'nin söylediği, İngilizce hiç değilse o süreçte İngilizce öğrenmeye çaba gösterdiklerini kanıtlamaları gerekiyor demişti. Dolayısıyla şimdilik çok ürkmeden ama biraz da tedbirle izlememiz gereken bir madde İngilizce bilme zorunluluğu. İkincisi de sponsor, daha önce de bizim programlarımızı dinlemiş olanlar biliyorlardır. Partner vizesi yani eş vizeleri iki aşamalı hale getirmiş getirilmişti. Yasa geçti ama yürürlüğe girmedi daha. Önce sponsor başvuracak, sponsorun sabıka kaydı özellikle incelenecek. Eğer bir sorun yoksa eşin vize başvurusu yapılacak. O zaman da belirtilmişti bunun temel amacı başta ev içi şiddet olmak üzere her türlü şiddete karışmış olan sponsorun daha büyük eşler farkında olmadan böyle birinin buraya gelebilirler, şiddetin kucağına düşüyor olabilirler. Bunu ortadan kaldırabilmek için bu tedbirin alındığı belirtilmişti. 2020-2021 bütçesinde e, bunun ne zaman yürürlüğe gireceği söylenmemekle birlikte sponsorun sabıka kaydının inceleneceğini ve orada eğer bir şiddete karışmışlık söz konusu ise bunun gelecek eşle paylaşılacağı belirtildi. Bu da aslında belki iki aşamalı olacak eş başvurularının e, yakın bir zamanda yürürlüğe girebileceği konusunda bir olasılık olasılığın arttığı diyelim bir durumu ortaya koyuyor. Zaten yasal aslında yasa geçti parlamentodan sadece yürürlüğe girecek tarih belirlenmedi şimdiye kadar. O nedenle eğer eş başvurusunda bulunmak istiyorsanız Elinizi biraz çabuk tutun diyoruz iki aşamalı ol, iki aşamalı olmasından hemen önce çünkü önce sponsorun bize başvuru sponsorun başvurusu ardından eşin başvurusu bu vize başvuru sürecini epeyce uzatabilecek bir durum. Şimdi hali hazırda bile epeyce bir zaman alıyor. E böyle iki aşamalı olduktan sonra bu sürecin daha da uzayabileceği beklenebilir. E, bu nedenle hızlı olmakta fayda var. Tabii samimi bir ilişkinin içindeyseniz. Bir de dilerseniz e, 2019-2020 ve 2020, 20-21'de e, planlanan e, çeşitli kategorilerdeki e, vizelere bir bakalım ne oldu bir önceki vizeye göre. Toplamda ki alınacak olan göçmen sayısı değişmedi aslında 160'da tutuldu. Fakat e, değişiklik. Kategoriler içinde oldu. Kiminde artış, kiminde düşüş var. Biraz önce belirtmiştim, partner vizelerinde %81 hatta %82 oranında bir artış var 2020-21 için. Buna karşılık anne-baba vizelerinde bir düşüş var ki bu çok tabi olumlu değil. Zaten şimdi eğer contributory aged parent dediğimiz yani ekstradan anne-baba başına 47 bin, 48 bin Avustralya doları ödediğiniz o sürece girmediyseniz yani normal sadece e, başvuru, vize başvuru ücretini ödeyerek e, başvurduysanız zaten o kesimin 30 sene kadar bekleme süresi var. Şimdi burada bir daha e, arttı, Şimdi, %38, %39 alanında bir azalma var. Bu çok iyi bir haber değil anne baba vizesi başvuranlara. Tabii burada neden bu şekilde daha dikkatliler? Çünkü gelen kişi yaşlı olacak. E, Avustralya sağlık sistemi üzerinde bu ek e, büyük yaratacak. E, burada kontenjanı belirlerlerken Avustralya sağlık sisteminin ek ne kadarlık gücü üstlenebileceğine göre e, karar veriyorlar. Diğer e, aile üyeleri de bu aile üyelerinin içine bakıcılar olabilir veya e, son kalan e, akraba e, vizesi var o olabilir orada da bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla kazançlı çıkan ta taraf eşvizeleri Peki vasıflı e, göçmenlik, e, aile vizeleri bu e, bunun içinde nasıl bir değişim var toplamda? Daha önce belirtmiştik aile vizeleri özellikle eş vizelerindeki artışla 2020-2021 mali yılı için yüzde neredeyse 62'lik bir artış görüyoruz orada. Buna karşılık vasıflı göçmenlikte yüzde 26, %20'ye varan bir azalma söz konusu. Peki vasıflı vizeler içinde, vasıflı göçmenlik vizelerindeki durum nedir? 2019'la kıyaslandığımızda 2020-2021 için. Burada en kazançlı olanın Global Talent yani üstün yetenek vizesi olduğunu görüyoruz. Neredeyse %200'lük bir artış söz konusu. Diğeri ise iş ve yatırımcı vizeleri. Orada da %96, neredeyse %97'ye yakın bir artış var. Bütçe ekonomik canlanmaya yönelik de işte en önemli burada göstergesi. Yani Avustralya'da iş olanakları yaratabilecek alanlar artış göstermiş. Diğer kategoriler içinde en fazla kaybeden maalesef 189 sayılı vasıflı bağımsız göçmenlik. %61 daha az alınacak. Bunu 190 sayılı eyalet desteğindeki vizeler izliyor ondaki azalış da yüzde %55 55.2 ve e, bir başkası da bölgesel kırsal kesim vizelerinde. Bunlar eyalet veya aile desteği olabilir. Orada da neredeyse yüzde 57'lik, yüzde 56'lık bir e, düşüş söz konusu. E, en az kaybeden vasıflık göçmenlik kategorilerinin içinde en az kaybeden de işveren destekli vizeler şu aşamada. Onlardaki, Onlarda da azalış var ama onlardaki azalış %26.7 civarında. Covid-19'un etkileri de e, yer alıyor bütçede. E, özellikle bunlar vize başvurularını yapmış, e, vizeleri onaylanmış olduğu halde e, yurt dışında oldukları için Avustralya'ya gelememiş olanlar. Bilindiği gibi Avustralya geçici vizeyle Avustralya'ya girişleri yasaklamış durumda. Ya Avustralya vatandaşı veya Avustralya'da kalıcı vizeniz olacak ya da sizin birinci derecede akrabanız olması lazım girişine Avustralya'ya izin verilebilmesi için. E, özellikle mesela nişanlılık vizesine başvurmuş olabilirsiniz. Sizin durumunuz ne olacak? E, vizeniz e, onaylanmış da olabilir. Bu vizeler verilirken Avustralya'ya giriş için de bir tarih veriliyor. Şu tarihe kadar girmeniz gerekiyor diye. E, kapılar kapalı. Bunun dışında siz aile bireyi sayılmıyorsunuz. Nişanlılık vizesi çünkü evlilik vizesi değil. E, vizenizin süresi de bitmek üzere. Ha, bu durumda olanlar için bir kolaylık getirilmiş. İsterseniz e, vize başvuru ücretinizi geri alabiliyorsunuz veya bir sonraki başvurunuzda e, vize ücreti ödemeyeceksiniz. Bu da az para değil yaklaşık 8 bin do dolara yakın bir para ödeniyor nişanlılık vizelerinde de. E, şu an e, bu vizeye başvurmuş. Ancak henüz vizeniz sonuçlanmamış olabilir. Peki sizler ne yapabilirsiniz? E, para konusunda evet ya geri çekebilirsiniz başvurunuzu bu aşamada daha sonra yeniden yapabilirsiniz. Veya e, neler yapabileceğiniz konusunda dilerseniz bizlere ulaşın. Çünkü herkesin durumu farklı olabilir. Sizlere bu konuda durumunuza göre neler yapabileceğiniz konusunda görüşlerimizi sizlerle paylaşalım. Bunun dışında yine e, diğer geçici vize sahipleri var. E, Bunlarda mesela turist vizeniz olabilir. Fakat süre bitiyordur artık gelemeyeceksinizdir. Çünkü sizlere açık değil e, bu vize. Dolayısıyla e, sizleri de ya e, başvurunuzu geri çekebilirsiniz. Eğer yaptıysanız daha sonraki tek tarihte yeniden yapabilirsiniz. Veya eğer vizeniz onaylı da giremiyorsanız o durumda vize iadesine, vize ücret iadesine de başvurabilirsiniz. Bu da mümkün olabilir. Veya Avustralya'da olan öğrenciler için COVID-19 nedeniyle e, okulunuz bitememiş olabilir. Çünkü bazı okullar online eğitime girdiler. Online eğitimi çocuklar gençler e, yapamıyor olabilirler. Çünkü herkese uygun değil online eğitim. Bazen yüz yüze eğitimde daha başarılı bazı kesimler. Bazı kesimler kendisi bağımsız çalıştığında başarılı olabiliyor. Dolayısıyla bu okulunuzun bitmesine engel olabilmiş, olmuş olabilir. E Tabii vizeniz yetmeyecek ama vizenizin süresi bitiyor. Bu durumda sizler de yeni vize başvurusunda bulunduğunuz zaman vize başvuru ücretini ödemeyebilirsiniz. Böyle bir fırsatınız olabilir. Yine bilgi almak isterseniz biraz sonra vereceğim detaylardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka olumlu konuysa e, bütçeyle ilgili. Avustralya'ya yeni gelen göçmenlere geldikleri ilk 5 yıl içinde yaklaşık 500 saatlik ücretsiz İngilizce kursu e, veriliyordu. Gerçi bu konuda tepkiler de vardı. Çünkü bu 500 saatin bir kişinin belki günlük yaşama e, günlük yaşayışını düzenlemesi için katkıda olabileceği ama bir iş yerinde e, aktif olarak çalışıp ekonomiye katkıda olabilecek düzeye getiremeyebileceği söyleniyordu. Bu o açıdan bu tepkileri verenlere güzel haber. E, bu bütçede hem ilk 5 yıl e, sınırlaması kaldırıldı hem 500 saat sınırlaması kaldırıldı. Yani Avustralya'ya yeni gelen göçmenler İngilizce öğreninceye kadar İngilizce eğitimlerine devam edebilecekler. Bu da gerçekten çok önemli bir değişiklik, güzel bir değişiklik. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz IEAA, International Education Agency Australia veya Australia Eğitim ve Göç Ajansı'na 04-77-524-039 veya Türkiye'den 0546 946 3811'den ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da ulaşmanız mümkün. sydney@integration.com adresine yazabilirsiniz veya www.australiagocjansı.com ya da www.mystudyinaustralia.com adresine e, sizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ben Feriha Güney. Hepimizden hepinize sevgiler diyorum. Seçtiğiniz yol ne olursa olsun yolunuz hep açık olsun. Güzel yollar seçin ama diyoruz bu arada da.